Tekrar merhaba dostlar. Şu an IOTA tarafındayız. 11 tane inceleyeceğimiz coinler arasında 9. sırada olan IOTA'nın teknik analizini yapacağız. IOTA bir dönem 2017 ve 2018'in başlarında gerçekten çok trend olmuş, gözde ve popüler olan bir coindi. Belki Binance borsasıyla birçoğumuzun tanışması IOTA sayesinde oldu. O dönemlerde e, Binance'te vardı. Bir de Bitfinex'te vardı. Ve Binance üye olmak daha kolaydı. İşte e, affiliate yani başka arkadaşını önererek e, girebilirsiniz mantığından. Binance'te tanışmış olabilirsiniz IOTA sayesinde. IOTA çok iddialıydı dostlar. Tangle'la işte Quantum'a karşı bile e, dayanıklı olan işte Bitcoin'in yapamadığını yapacak olan işte IoT dediğimiz nesnenin interneti e, projesinin bir blockchain yapısıyla değil de Tangle yapısıyla mükemmel şekilde saniyede bilmem kaç tane transaction'lar yapabilen işte bilmem şöyle olabilen çok iddialı bir projeydi ama son zamanlarda IOTA'nın e, gerçekten trendten ve popüleritesinin epey düştüğünü görebilirsiniz. Lafı uzatmadan Ayota ölecek mi, kalacak mı, ne olacak? Bunu teknik anlamda yorumlamak gerekirse Ayota'nın aslında uzun dönemli olarak 2018'in ortasında itibaren gelen bir düşüş trendinin altında ezildiğini ve bunun altına buna değince düştüğünü görebilirsiniz. En son bir hafta öncesinde burayı kırmayı denemiş fakat başaramamış haftalık bazda. Günlük bazda baktığımız zaman dostlar şöyle bir grafik çıkıyor. Şu an Ayota'nın fiyatı aslında ölümcül bir destek noktası. Yani şu an fiyatına bakın. 20.96 civarında olan bir Ayota görüyoruz. Ayota umarım haftalık kapanışını bu destek veya bu destek üzerinde yapar. Destek tekrar ne olduğunu, kaç olduğunu size söyleyeyim dostlar. 0. 20.69. Biz bunu düz hesap 0.20 yapabiliriz destek olarak. IOTA haftalık kapanışı bu desteğin altına yapmadığı sürece şu anki alım için çok aşırı büyük riskler barındırmayabilir. Fakat tekrar uyarıyorum bunu her videomda, videomda özetlemek istiyorum ve altını vurgulamak istiyorum. Bitcoin'de düşüş oldukça buradaki desteklerin hiçbir önemi kalmaz. Yani aşağı doğru serbest düşüş olabilir. IOTA'nın IOTA, nın, Iota nın hacmine baktığımız zaman bir dönemler çok iyi olan hacimler şu an yerlerde. Yani biz Ayota'nın trendten çıktığını ve popülaritesini kaybettiğini söyleyebiliriz. Hani ne zaman tekrar bir hacim artışı meydana gelebilir? Belki buradaki düşüş trendini kırdıktan sonrasında yukarı doğru bir yükseliş meydana gelebilir. Ben size direnç seviyesini söylemem gerekirse 0.31 civarında bir direncimiz var. Aynı zamanda bu direnci aşması için özellikle şu... Haftalık bazda olan düşüş trendini geçip bunun üzerinde kapanış yapması gerekir. O zaman IOTA yukarı doğru bir hareket seyreder. IOTA'nın ETC bazında grafiğine bakarsak açıkçası çok da farklı bir grafik görmüyoruz. USDT'ye benzer bir grafiği var. Ve bunun altında ezilen bir IOTA var. IOTA çok açıkça söylemek gerekirse... Şu an 29 yani 292 olan fiyatın 352 yani 353 civarının yukarıına çıkmasıyla ben Ayota'nın güzel bir şekilde yükselebileceğini öngörebiliyorum teknik analizde fakat Ayota'nın hacmi çok az. Ayota'ya bir hacim gelmesi lazım dostlar. Bu hacmin ben yeterli olmadığını düşünüyorum. Örneğin şuralarda olan hacimler buralara doğru gelse hiç de fena olmaz. Bakalım belki bu satışı bakımındaki bu trendi kırmasıyla birlikte belki bir e, yatırım olacak, belki bir hacim olacak. Zaten aşağı yukarı benzer bir düşüş trendi var hem USDT bakımında hem de satışı bakımında. Bakalım burayı kırdıktan sonrasında benim düşündüğüm daha rahat yukarı yükselme hareketi meydana gelecek mi dostlar? Hep beraber görelim. Şimdilik bu kadar.